Dan açıklamalarıyla CHP'li Lokman Kumcu damga vurmuştu. İşkur'un toplum yararına çalışma programı kapsamında Gelen Dost Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere ilçeden 5 kontenjan ayrılmasına rağmen yerleştirme yapılmadığını savunan Kumcu, neden yerleştirme yapılmadığının yazılı olarak kendisine cevap verilmesini istemişti. 19 Ocak 2012 tarihinde İş ve İşçi Bulma Kurumu ile bazı merkez ve köylerdeki okullarımızda temizlik ve buna benzer ihtiyaçların karşılanması açısından faydalı olunabileceği göz önünde bulundurulmuş ve okullardaki 4 aylık bir süre ile İşkur kanalıyla personel yerleştirmesiyle ilgili bir çalışma neticelendirilmiş. Gelen Dost İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15 Ocak'taki 5 kişilik bir personel görevlendirmesi konusunda bir yazılı talebi dikkate alınmamış, 104 civarında bir personel görevlendirmesi yapılmış ve bu hiç dikkate alınmamıştır. İl Genel Meclisi üyesi Kumcu'nun bu sorusuna cevap yazılı olarak geldi. Meclisin Mart ayı ilk oturumunda konuyu gündeme taşıyan Kumcu, önce yazılını açıklamak istemedi. Çünkü verilen cevap onu tatmin etmemişti. Kumcu ilk açıklamasında hiddetini gösteren cümleler kullandı. Soru önergem hiç umurumda değil. Bunu da ifade etmek istiyorum. Verilmiş olan cevap. Kumcu ardından başbakanın bir sözünü hatırlatarak konuşmasını sürdürdü. Çünkü verilmiş olan soru önergesi burada... Sayın Genel Başkanınızın, Sayın Başbakanın seçilmişleri atanmışlara yem etmeyiz lafının karşısında bu soru önergesine cevap veren ilgili bir düşünmeli. Onun için onu söylemek istiyorum. Sadece teşekkür ederim. İl Genel Meclisi üyesi Lokman Kumcu, Meclis Başkanı Osman Zabun'un verilen cevabı açıklamasını isteyince de şunları söyledi. Şimdi demişler ki burada, il özel idaresi işleriyle ilgili konularda İl Genel Meclis üyesi soru sorabilir, valinin göstereceği kişiler tarafından cevap verilir. Ben bir vatandaş olarak soru sordum, cevabını istiyorum. Peki, geçen gün burada konuştuk. Tren garıyla ilgili tadilat işi il özel idaresinin işi mi? Çünür kavşağı il özel idaresinin işi mi? Bizim işimiz mi? Yani TOKİ kavşağı bizim işimiz mi? Bana bu cevabı veren insanlar da bunun cevabını versin. Yakışmıyor yani. Onun için bu soru önergesine verilen cevap umurumda değil derken bunu söylüyorum. Sayın Başbakan'ın o sözünü de çok özümsüyorum. Yani diyor ki, seçilmişlere atanmışlara yedirtmem. Burada maalesef Isparta'da bazı atanmışlar seçilmişleri yemek istiyor. Onun için bu son herkes umurumda değil derken bunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu açıklamalar sonrası İl Genel Meclisi Başkanı Osman Zabun da verilen cevabı yeterli bulmadı ki kanunun ilgili maddesini okudu ve denetim yetkisinin İl Genel Meclisi'nde olduğunu hatırlattı. İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde denmek suretiyle il özel idaresinin görev ve sorumlulukları arasında bence de soru önergesinin bir numaralı bendinde yer alan husus il özel idaresinin açık ve net bir şekilde görev alanına girdiğini ve dolayısıyla 18. maddede de İl Genel Meclis üyelerinin il özel idaresinin görev alanına giren hususlarla ilgili soru önergesi vermek suretiyle denetim yetkisini kullanabileceğini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla cevabi yazının ilgi yazıda belirtilen konular il özel idaresi işleri cümlelerinden olmadığından cevabı müstelzim değildir şeklindeki yanıt zannediyorum yanlış yoruma dayalı bir yanıt olmuştur. Bu il özel idaresinin görev alanı içerisindedir. Bu tür karşılıklı cevabı veya yanıtı gerektiren hususlar değerlendirilirken ilgililerin mutlaka 5302 sayılı yasanın